Lanet olsun! Neyi sayacaksın ha? Ömrümün tamamı mı? Nasıl sayacağım? Bir gün daha geçti, bir. 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 Adım Deniz, soyadım Sandalcı. Bu işi, tiyatro mesleğini 2004 yılından beri yapıyorum. Çok uzun yıllardır bu işle uğraşıyorum. İşte başlangıcım Mamak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kursiyer olarak başladım. Sonra çorap söküğü gibi arkası gelmeye başladı. Tiyatro Yolcuları diye 1998'den beri sürdürdüğüm tiyatro ekibim var. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 yıl çalıştım. Ve birçok çocuk tiyatrosunda Antalya'da olsun, Ankara'da olsun, Mersin'de olsun birçok tiyatroda çalıştım. Dizilerde rol aldım, sinema filmlerinde rol aldım. Birçok kısa film çektim, oynadım. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Son olarak da Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu kurduk. Burada çalışmaktayız. Son 2 yıldır Erdemli'ye hizmet veriyorum. Burada Erdemli'de yapmak istediğimiz en önemli işlerden bir tanesi tiyatro sevgisini, tiyatro ruhunu, tiyatro adabını özellikle yerleştirmek. Tiyatro seyircisi nasıl olunur yerleştirmek. Sahneye gelindiği zaman nasıl oyun izleneceği ve nasıl oyunun başından sonuna süreçten nasıl sahneyi terk edilip gidileceğine dair her şeyi tiyatroyla alakalı o kültürü, daha doğrusu tiyatro kültürünü buraya şehir tiyatrosu olarak yerleştirmek istiyoruz. Zaten şehir tiyatrosunun mantığı da budur. O şehrin tiyatrosu olabilmektir. Her kesimine. Sağcısından, solcusundan, dincisi, dinsizi, her siyasal görüş, her katmandaki insana, herkese hitap edecek şekilde yapan tiyatronun adıdır şehir tiyatrosu ve bir düzenlilik içerir. Bir kendine ait kültürü vardır. Gong çalındığı zaman ışıklar kararır ve perde başlar ve seyirci o zevki, o tiyatro sanatıyla, düşüncesiyle yoğrulur, izler, dolu dolu bir şekilde sahneyi terk eder, gider. Bunun yanı sıra tabii bunlar kolay olacak işler değil. Tabii ki ben bunları tek başıma yapacak da değilim. Bunda bu şehir tiyatrosunu tamamen yerleşkesinde tabii ki belediye başkanımızın çok büyük rolü var. Belediye başkanımız Sayın Mükerrem Tollu bu salonu yaptırmamış olsaydı biz buralarda olmamış olacaktık. Beni buraya getirmemiş olsaydı biz yüzlerce, onlarca insana tiyatro sanatıyla tanıştıramamış olacaktık. Şöyle seslenmek istiyorum Erdemli halkına. Güzel şeyler oluyor buralarda. Buralara sahip çıkalım. Salonlarımızı dolduralım. Oyunlarımızı izleyelim. Bir oyun izlemek, bir kitap okumak demektir. Hayatınızı değiştirir bir oyun izlemek. O yüzden hem eğleniyorsunuz hem de zihinsel atlama, düşünsel atlama gerçekleştiriyorsunuz. Bence sahnelerimize gelin, oyunlarımızı izleyin. Bura değil, sadece bütün oyunları izleyin. Tiyatro sanatını tekrar hep birlikte Erdemli'de ayağa kaldıralım, yaşatalım.